Hakkında yorumunun bol olduğu fakat çalışmaların az olduğu bir konu hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Premenopozal osteoporoz aslında o döneme ait kemik dokunun ne olduğunu anlayarak yola çıkmamız gereken bir konu. Biliyoruz ki yaşam süresi içerisinde kemik doku değişik değişimler içerisinde farklı zamanlarda farklı şekillerde davranan canlı bir doku. Özellikle püberte döneminde bakılmış ki kız çocuklarında 12 yaşlarında, erkek çocuklarında 14 yaşlarda kalsiyumun en yoğun olarak tutulduğu bir kütle gelişimiyle karşı karşıya. Arkasından kemik kütlesi bir zirve yapıyor 20'li 30'lu yaşlarda. Proksimal femur bölgesi 20 yaş, vertebra ve ön kol bölgesi 30'lu yaşlarda doruk zirve noktasına taşınıyor. Arkasından 50 yaşlarda postmenopozal döneme girdiği zaman kadınlarımız yıllık %2-5 oranında da bu kemik kütlesinden kayıplarla osteoporotik döneme doğru eğilimli bir zaman aşımı içerisinde değerlendiriyoruz. Aslında doruk kemik kütlesi dediğimiz zaman 20'li 30'lu yaşlar bir plato çiziyor gibi gösterilmiş olmasına rağmen bu konuda yakın zamanlarda yapılmış olan bir çalışma diyor ki femur bölgesindeki değerlendirmeleri yaptığımız zaman 30'lu 40'lı yaşlar içerisindeki kadınlarda beklentinin dışında zaten kemik kütlesinde de kayıplar başladığı bir dönem. Yani bir plato çizmiyor. Bu dönemler içerisinde değerlendirdiğinde aslında kayıplar var. Ama bu kayıplar postmenopozal dönemdeki kadar değil. Yıllık kayıplar %0-25 ile %1 arasında. Doruk kemik kütlesinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Çünkü premenopozal osteoporozun temelini oluşturan ana nokta orası aslında. Nasıl elde ediliyor doruk kemik kütlesi diye bakıldığı zaman biliyoruz ki yine egzersiz son derece önemli. Özellikle kilo kaybının aşırı olmadığı egzersiz dediğimiz egzersizler doruk kemik kütlesinin elde edilmesinde olumlu etkili. Sigara, alkol ve kafein tüketiminin olmaması, güneşten yararlanma, gıdaların bu dönemde uygun kalsiyum içeriklerinin olması ve endokrinolojik olarak sistemlerin düzgün çalışıyor olması doruk kemik kütlesinin ulaşımı hakkında etkili. Ama genetik diye bakılmış, yapılan birçok çalışma bu konu hakkında yapılan çalışma göstermiş ki hangisi en ön planda diye bakıldığında genetik son derece önemli. %50-%80 oranında doruk kemik kütlesinin belirleyicisi olarak işaret edilmiş. Peki anne babadan gelen bu genetik değişimler nasıl oluyor da doruk kemik kütlesini bu kadar etkiliyor diye ifade edildiğinde de vitamin reseptörleri üzerindeki vitamin reseptör genlerindeki değişimler, östrojen reseptörlerindeki değişimler, tip 1 alfa 1 kolajen genindeki ve büyüme hormonu yolağı üzerindeki çeşitli mutasyonlar ve polimorfizmlerin doruk kemik kütlesi üzerinde doğrudan etkili olduğu gösterilmiş. Yine yakın zamanlarda olmayan ilk bilgiler doğrultusunda bu genetik çalışmaların ön plana çıkmadığı bir dönemde yapılan çalışmalardan örnek olarak acaba hangi hormonlar doruk kemik kütlesini etkiliyor diye ifade edildiğinde de -1, 6 ve üstünde olan premenopozal dönemdeki kadınların verileri incelendiği zaman gösterilmiş ki kilo premenopozal dönemde kemik kütlesini koruyor, testosteron koruyor ve östrojen düzeyleri koruyor. Bunun dışında yine daha detaylı 2009 senesinde yapılmış bir başka çalışma, yüksek rezolüsyonlu periferik kantitatif BT ile değerlendirilmiş volümetrik bir çalışma, düşük travmalı kırığı olan ve Z-skoru -2'nin altında olan kadınlarla kontrol gruplarını karşılaştırdıklarında özellikle kemiğin trabeküler yapısında bozulmalar ve mikro mimari yapılarda hasarlar meydana geldiği gösterilmiş idiopatik premenopozal osteoporozlu kadınlarda. Nedenleri tartışılmış bu çalışmalarda demişler ki subklinik östrojen eksikliği. Bu ifade premenopozal osteoporozda sıkça kullanılıyor çalışmalara bakıldığı zaman. Bunun anlamı şu, premenopozal dönemde menstrual düzeniyle herhangi bir sorunu yaşamayan kadınlarda dahi T skoruna göre değerlendirmeler yapıldığında daha düşük kemik kütlesi olan kadınlarda östrojen düzeylerinin düşük olduğu gösterilmiş. Ama bunun dışında IGF-1 yolağındaki hasarlar, hiperkalsiyuri varlığı ve çeşitli genetik değişiklikler acaba bu idiopatik osteoporozun altında mı yatıyor diye ifade ediliyor. Peki premenopozal dönemdeki bu kadınların kemik yoğunluğunu nasıl değerlendireceğiz? Elimizde hangi
olarak baktığımız zaman yine çalışmalar ancak şu noktada biz bu dönemdeki kimin ne olduğunu anlamaya daha yeni başlıyoruz. O yüzden değerlendirme aşamasındaki verilerimiz hala netleşmiş değil. 2008 senesinde yapılan bir premenopozal dönemdeki 200 sağlıklı kadının değerlendirilmesinde acaba kemik yapım yıkım markerları bize yol gösterebilir mi diye çalışma yapıldığında 35'li yaşlarda her kemik yapım yıkım markerının belirgin bir düşüş ve arkasından plato çizdiği gösterilmiş. Bunun yorumları yapılamıyor. Şu an için bunların osteoporozu tanımlamada kullanılıp kullanılamayacağı noktası daha belirlenmiş değil. O dönemde yani premenopozal dönemdeki kadınların hangi noktalarda bu sorunları yaşadığı ifade edilmeye, tanımlanmaya çalışılıyor. Yine benzer bakış açısıyla 20'li 50'li yaşları içerisinde kemik yapım yıkım markalarını değerlendiren çalışmalarda bir tanesinde şöyle denilmiş: neden acaba premenopozal dönemde yaşla beraber kemik döngüsü göstergeleri azalıyor? Her birine baktığımız zaman yıllar içerisinde azalmalar var. Yine cevaplar net değil. Acaba kilo artışları mı buna yol açıyor? Yoksa serum fosfat düzeyindeki değişimlerden mi kaynaklanıyor? Yoksa IGF-1'in yaşla beraber olan değişimleri mi kemik yapım yıkım markaları üzerindeki değişiklikleri sağlıyor? Hala açık değil. Dünya Sağlık Teşkilatı güzel bir tanımlama yapmış aslında. Osteoporoz tanımlamasını hepimiz biliyoruz. Diyoruz ki kemik yoğunluğunda azalma, mikro mimarideki yapı bozuklukları ve buna bağlı olarak gelişen kırılganlık artışları, kırık risklerindeki artış, sistemik bir kemik hastalığı. Toplumsal taramalarda da önümüzde güzel bir tarama metodu var. DEXA, yine hepimizin bildiği gibi -2.5'un altındaki T-skorların değerlendirilmesini osteoporoz olarak değerlendiriyoruz. Bu şekilde tanımlıyoruz ve Dünya Sağlık Teşkilatı bunu kabul etmiş durumda. Fakat bunlar, bu tanımlamalar, T-skorunun -2.5'un altında alınması gerektiğini söyleyen rakamların ifade edildiği cümleler özellikle defalarca her değerlemede belirtiliyor. Sadece postmenopozal dönemdeki kadınlar için. Oysa premenopozal dönemdeki kadınları Dünya Sağlık Teşkilatı tanımlama içerisine almıyor. Bu konuda herhangi bir yorumda bulunmuyor. Dünya Sağlık Teşkilatı tamamen menopoz sonrasındaki kadınların hastalıklarıyla ilgilenir noktada tanımlamalar getirmiş duruyor. Neden DEXA'yı peki premenopozal dönemde değerlendirmekte kullanamıyoruz? Açıkları var çünkü. DEXA ölçümleri santimetre kare üzerinden mineral kemik yoğunluğunu ölçen bir metot. Oysa büyüme çağındaki gelişim basamakları içerisine bakıldığı zaman kemik doku 3 boyutlu büyüyor. 3 boyutlu bir yapının değerlendirilmesinde alansal değerlendirme yapan bir ölçüm metodunun güvenilirliğinin düşük olduğundan bahsediliyor. Aynı zamanda premenopozal dönemdeki vücut yapısının farklı noktalarında farklı zamanlarda yapım yıkım dengeleri değişeceği için hangi bölgenin ölçülmesi gerektiği belirlenemediğinden dolayı yine DEXA'nın güvenilirliği ile ilgili sıkıntılar var. Bunun dışında önerilen metot var mı? Var. Kantitatif bilgisayarlı tomografi. Bu volümetrik bir ölçüm. Santimetre küp üzerinden gram cinsinden kemik mineral yoğunluğunu bize veriyor. Fakat iyonize radyasyon kullanıyor. Gebelikle ilgili olan bir süreç içerisinde biz bu hastaları iyonize radyasyona maruz tutma durumunda kalacağız eğer bunu ön plana çıkartırsak ve pahalı bir yöntem. Dezavantajları taşıdığı için premenopozal dönemdeki kadınları da bir kantitatif bilgisayarlı tomografi ile değerlendiremiyoruz şu anki bilgilerimizi. Yine postmenopozal dönemdeki kadınlarda 3 kadından bir tanesinin osteoporoza doğru gideceğini hepimiz biliyoruz. T-skorunu aldığımız zaman, T-skoru açısından bu değerlendirmeleri yaptığımız zaman çalışmalar göstermiş ki -1 ile -2.5 arasında premenopozal dönemdeki kadınların %15'i osteoporoz, osteopeni dönemine denk geliyor. -2.5'un altındaki vaka sayısı ise %0.5. Yani postmenopozal dönemde 3 kadından bir tanesi bu tanımlarla osteoporoz tanısı alırken premenopozal dönemde 100 kadından bir tanesi bu tanıyı almakta. O zaman gerçekten T-skoru anlamlı mı, güvenilir mi noktasında değerlendirmeler açığa çıkıyor. Bir başka bakış açısı, hepimiz biliyoruz ki yaş, osteoporoz gelişimi ve kırık riski açısından son derece önemli, bağımsız bir risk faktörü. Yine bir çalışmada gösterilmiş ki, aynı T-skoruna sahip olan postmenopozal dönemdeki kadınlarla premenopozal dönemdeki kadınların kırık riskleri birbirinden oldukça farklı. Yani
Şöyle düşünelim, -2 civarında F skoru olan bir kadının kırılma skoru 3 kat yükseliyorken premenopozal dönemdeki kadın böyle bir riski göstermiyor. Oldukça düşük olarak da ifade ediyor, istatistiğe dahi yansıtılamıyor. Premenopozal dönemdeki kadınların kas kütlelerinin daha yüksek olması, dengelerini daha iyi sağlayabiliyor olmalarının dışında farklı mekanizmalar mı var acaba? T skorunun dışında farklı yöntemlerle mi değerlendirilmesi gerekir? T skorunun açıkları mı var yine diyerek düşündürüyor premenopozal dönemdeki kadınları değerlendirdiğinizi. Bunun dışında yapılmış yine birkaç çalışma, sonuçları da yine T skoruna bakışımızı biraz değiştiriyor. Diyoruz ki, çalışma sonuçlarına göre kemik mineral yoğunluğu ile T skoru arasında bir ilişki yok. Yani siz diyor ki bu çalışmada T skoruna göre kişi gerek menopozal dönemde osteopeni, osteoporoz ve normal olarak ayırt edemezsiniz. T skoru ile ki çok önemli bir kırık riskini belirliyoruz postmenopozal dönemde. Premenopozal dönemdeki kadınlarda T skoru ile kırık riski arasında ilişki açık değil. Yani bu konuda da bize yardımcı oluyor. O zaman şöyle bir ifade kullanılıyor, T skoru üzerinden bir değerlendirme yapıldığında eğer premenopozal dönemdeki bir kadın da kırık yoksa, ama bu kırığın niteliği önemli, düşük travmalı kırık diye ifade ediyoruz. Düşük travmalı kırık ve veya kayıtlanmış bir boy kısalığı takibi yoksa elde edeceğimiz T skorundaki azalmalar sadece bizi düşük doruk kemik kütlesine sahip bir hastayla karşı karşıya kaldığımızı gösteriyor. Onun dışında herhangi bir yön çizmiyor diye ifade ediliyor. Bu açığı kapatmak amacıyla 2005 yılında International Society for Clinical Densitometry grubu Z skorunu kullanalım. Yani kişinin aynı yaş grubuyla kıyaslandığı zaman buna bağlı kemik kütlesindeki kayıpları değerlendirelim ve hastalarımızı buna göre belirleyelim diye bir yorumda bulunuyor. Bugün itibariyle hala kendi kılavuzları içerisinde mevcut olan -2 değerini öneriyor. Fakat Z skorundaki -2 ile de ilgili açıklar var. Bu kılavuzları açıp incelediğiniz zaman hangi multisentrik çalışmaya dayanaklı olduğuna dair bir veri yok. Yani Z skoru neden -2 de niye -2.5 değil ya da neden -1.5 değil bunun açıklamasını yapamıyor. Bir başka bakışıyla da bu yıllardan itibaren 2004-2005 yılından itibaren Z skorunun -2'nin altında olan ve olmayan kadınlar için gerçek kullanımı uygun mudur diye noktasında da gerekli çalışmalar, ilerleyici çalışmalar, bilginin yerini getirici çalışmalar hala yapılmış değil. Ama kriterler içerisinde Z skoru -2 olarak hala devam ediyor. Nadide çalışmalardan bir tanesi, sayı oldukça iyi, 4000 üzerinde vakanın değerlendirildiği DEXA ile T ve Z skorlarının kıyaslandığı bir çalışma. Acaba biz T skoru yerine Z skorunu alsak ne sonuç elde edebiliriz diye bakılmış. Bu çalışma sonrasında görülmüş ki Z skoru vakaları eksik gösteriyor. %30 oranında osteopeni, osteoporoz ve yaşa göre kemik kaybını daha az gösteriyor. Otörler demişler ki bu çalışma sonrasında ne T skoru ne Z skoru her ikisinin birlikte kombine edildiği yeni bir sınıflamayla biz vakalarımızı premenopozal dönemde ancak tanıyabiliriz. Her ikisi de bizim için şu an için net gösterge değil. Fakat bir net gösterge var. Maalesef ki kırıklar. Bu konu net. Hiçbir çalışma bunun karşılığını göstermemiş. Premenopozal bir kadının kemiklerinde sorun olduğunun anlaşılabilmesinin en kolay yolu kırılması gibi gözüküyor. El bileği kırığı olan kadınlara bakıldığı zaman kemik mineral yoğunluklarının düzeylerinin düşük olduğu ifade edilmiş, gösterilmiş çalışmalarda. Onun ötesinde postmenopozal dönemde kırıkla karşılaşan kadınların retrospektif incelemeleri yapıldığı zaman bu kişilerde el bilek kırıklarının yüksek olduğu ifade edilmiş. Yani genç yaşta düşük travmalı bir kırığınız varsa eğer ileride osteoporoz olma ve buna bağlı kırık geçirme şansınızın yüksek olduğu gözleniyor. Herhangi bir bölgede kırığı olan genç kadınlarda ise yine postmenopozal dönemde kırık geçirme olayı %33'lere kadar yükselebiliyor. Osteoporoz diyebileceğimiz tek grubumuz var o zaman. Gerçek tanıyı koyabileceğimiz düşük travmalı veya travmasız kırığı olan bir kadın ancak premenopozal dönemde osteoporoz tanısını tartışmasız alabiliyor. Peki tanısıyla ilgili zaten sorunlarımızın olduğu bir süreç. Kemik mineral yoğunluğunun düşüklüğüne yol açan olay nedir diye bakıldığı zaman bu kadınlarda
Diyorlar ki zaten 3 alternatif var. Kadın hayata genetik olarak şanssız başlamıştır. Düşük doruk kemik kütlesi mevcuttur. Veya doruk kemik kütlesine ulaşmasında bir sorun yoktur. Arkasından gelen kayıp nedenleriyle karşı karşıya kalmıştır veya her ikisidir. Yani hem düşük doruk kemik kütlesi vardır hem de nedenlerle kaybı ilerlemiştir. İşte bu noktada idiopatik dediğimiz, nedenini bilemediğimiz vaka sayısı gösterilecek olduğu zaman 10 bin vakada sadece 4. Oysa ikinci nedenlerle kemik mineral yoğunluğunu kaybeden vakaların oranları %90'lara kadar varıyor. Bunun klinikteki anlamı ne? Bunun klinikteki anlamı bir premenopozal dönemdeki kadın özellikle kırıkla size geliyorsa sekonder nedenler açısından mutlaka araştırılmalı. Bu sekonder nedenler açısından bakıldığında endokrinolojik hastalıklar, hematolojik, gastrointestinal, bağ dokusu, inflamatuar hastalıklar gibi birçok hastalığın içinden çıkmamız gerekiyor. Özellikle kullanılan ilaçları unutmamak gerekiyor. Organ transplantasyonu, aşırı sigara, alkol kullanımlarını unutmamamız gerekiyor. Ve kadın atlet triadı denilen ağır spor yapan kadınlarda yağ dokusunun kaybı amenore ve osteoporoza doğru bir eğilimle giden bir triadın da akılda tutulması gerekiyor. En sık hangileri diye bakıldığı zaman yeme bozuklukları. Hem yaş dönemi itibariyle bu dönemde yoğun olarak diyet programları içerisine giren kadınların arkasından menstrual düzensizliklere yol açıyor olması nedenlerin başına yeme bozukluklarının olmasını getiriyor. İlaçlara bakıldığı zaman glukokortikoidler ön plana çıkıyor. Yurt dışı seyirlerine baktığınız zaman organ transplantasyonunun olduğunu görüyorsunuz. Kimleri nasıl değerlendireceğiz, hangi risk gruplarımız var diye bakmak gerekiyor. Riskli grupları aradan çekmek lazım. Premenopozal dönemdeki kadınların her birini inceleyelim diye bir kriterimiz yok. Düşük travmalı ve veya atravmatik kriyo olanlar, DEXA'sını herhangi bir nedenle istenmiş ve DEXA'sında Z-skoru -2'nin altında olanlar, düşük travmalı ve veya atravmatik kırıklı premenopozal kadınlarda hele hele ikinci bir neden saptanıyorsa hatta kemik biyopsisine kadar gidilmesini öngören riskli gruplarımızı oluşturuyor. Polikliniklerimize geldiğimiz zaman mutlaka iyi bir hikaye almak gerekiyor. Menstruasyon düzenleri, laktasyon süreleri, gebelik sayıları, ailede kırık hikayeleri, daha önceki kırık durumları, boy kısalması olup olmadığı gibi sorgulamaların yanında ikinci nedenleri ağırlıklı olarak fizik muayene bulgularını yakalayıp yakalayamayacağımız konusunda değerlendirmek ve eğer bir şüpheli boy kısalığı varsa, kifoz bulgusu varsa gerekirse radyogramlardan destek almak gerekiyor. Çeşitli laboratuvarlar var tabi. O kadar çok endokrinolojik, hematolojik, gastrointestinal sistem vesaire bunları dışlamak durumunda kaldığımız için yine öneriler laboratuvar bazında ikiye ayrılmış durumda. Başlangıç laboratuvar incelemesi ve ilave laboratuvar incelemesi. Öncelikli olarak deniyor ki üre, kreatinin gibi böbrek fonksiyonları, karaciğer fonksiyonlarını gösteren testlerle normal olduğunu gösterin. Troit açısından sorun olmadığını gösterin, osteomaliziyi dışlayın, kalsiyum metabolizması konusunda sorun olmadığını dışlayın. Eğer bunlarla ilgili bir sorun yoksa arkasından Cushing, demir eksikliği, talasemi gibi veya hematolojik hastalıklar gibi sorunlar var mı veya çölyak gibi absorpsiyon sorunları var mı bunları görmek için ilave laboratuvar bulguları değerlendirin diye söyleniyor. Hangi vakalardan DEXA isteyeceğiz? Bu da önemli. Madem DEXA istemekte sıkıntılarımız var, riskli gruplar bizim için önemli demiştik. Bunun hakkında 3 tane ayrı ayrı çalışan derneğin farklı görüşleri var. Özellikle klinik dansometri grubu demiş ki, daha çok kırığı ön plana çıkarmış, sekonder nedenlerle takip edilen veya ilaç kullanımı, kemik mineral yoğunluğunun düşünmesine yol açacak ilaç kullanımı olanlardan DEXA isteyebilirsiniz. Veya farmakolojik tedavi yapacaksanız eğer DEXA isteyebilirsiniz diye söylerken menopoz grubu sadece kırığı hikayesi olanlardan ve osteoporoza yol açan ikinci durumlar varsa diyerek bırakmış. Bir başka grup Amerikan College of Obstetrics grubu da hastalıkları tek tek yazmış. Bu hastalıklardan DEXA isteyebilirsiniz demiş. Kemik kaybı yapan ilaç kullanımı varsa diyerek olayı bağlamışlar. Ama buradan bakıldığı zaman kırık hikayesi olan her kadından ve sekonder nedenleri taşıyan veya ilaç kullanımı olan kadınlardan DEXA istenmesinde bir sorunumuz yok diye söylenebilir.
Peki kemik mineral yoğunluğu kaybı olan kadınların neler yapacağız? Bunların tedavilerini ve takiplerini nasıl planlayacağız diye bakıldığı zaman elimizde ne veriler var? Her şeyden önce genetikle değiştiremediğimiz için doruk kemik kütlesine erişimin genç kadınlarda desteklenmesi gerekiyor. Uygun kalsiyum ve D vitamininin alınması, normal kiloyu koruyucu egzersiz uygulanması, sigara, alkol, kafeinin dikkatli kullanılması, kemik kütlesini olumsuz etkileyen durumlarla mücadele edilmesi son derece önemli. Yine çalışmalar gösterilmiş ki örneğin glutensiz diyet çölyağ bağlı osteoporozu halledebiliyor. Antikonvizyon tedavi kullananlarda D vitamini kullanımı, malabsorpsiyon durumlarında kalsiyum D vitamini, osteogenesis imperfecta'nın bisfosfonatların kullanımları endikasyon içerisinde. Farmakolojik olarak neler yapabiliyoruz? Östrojen verelim. Madem su klinik bir östrojen yetersizliği deniyor ama çalışmalar farklı sonuçlar gösteriyor ve mutlaka kullanılmasını sağlayan, gösteren, işaret eden çalışmalar hala elimizde yok. Sermler, selektif östrojen reseptör modülatörleri, gebelikte kontraindike. Onun dışında zaten premenopozal dönemde kullanılmaları hatalı çünkü östrojen reseptörlerini bloke ettikleri için kemik mineral yoğunluğunun daha da kaybını hızlandırabiliyorlar. Burada daha elimizde olan ilaçlarımız yani bisfosfonatların yeri nedir diye bakıldığı zaman şu anda sadece iki grupta endikasyon var. Osteogenesis imperfecta ve glukokortikoid kullanan premenopozal kadınlarda. Unutulmaması gereken uzun süreli eğer bisfosfonat tedavisi yapılacaksa ve glukokortikoid tedavisi devam edecekse çene osteonekrozlarına yol açabiliyor, gebelikle ilgili ciddi sorunlar yaratabiliyor, konjenital deformasyonlar yapabiliyor, uygun kontrasepsiyonlarla verebiliriz diyen bir grup var fakat buna karşı gelen bu vücutta birikici etkiye sahiptir. Gelecekteki gebelikle ilgili sorunlar yaratabilir ve kullanılması dikkatli olması gerekir bir ilaç grubudur. C düzeyinde güvenilirliği vardır diyen kişiler var. Kalsitonin, glukokortikoid alanlarda bisfosfonat kullanılamıyorsa ikinci sıra ilaç olarak tercih edilebiliyor. Güvenilirliği C. Kemik yapımını artıran ilaçlardan paratormonla yapılmış çalışma birkaç tane. Bunlar da genelde alendronatla karşılaştırılmış ve kemik mineral yoğunluğunun olumlu ölçüde değiştirdiği gösterilmiş. Strontium'da yapılmış herhangi bir çalışmada şu an için yok. Sonuç olarak baktığımızda premenopozal dönemde doruk kemik kütlesinin asıl belirleyicisinin genetik olduğunu, kemik mineral yoğunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak güvenilir gerçek bir metodun hala elimizde olmadığını, düşük travmalı kırığı olan ve boy kısalığı tespit edilen premenopozal dönemdeki kadınların ikinci nedenlerle öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği, gençlerde doruk kemik kütlesine erişimin mutlaka desteklenmesi gerektiği, altı yatan nedenlere yönelik tedavilerin planlanmasının uygun olduğu ve glukokortikoidlere bağlı osteoporoz tedavisinde endikasyon alan bisfosfonatların mutlaka gebelik yönünden de hastalarımızın değerlendirilip bu şekilde onların tedavilerine ilave edilmesi gerektiğini hatırlatır. Saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim.